Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Mahallemizin Gavuru Bölüm 2. Merhaba dedi Kumru gülümseyerek. Ben Kumru. Nicholas dedi. Son elini kardeşin omzuna koyup. Bu da kardeşim Matthias diye ekledi. Memnun oldum diyen Kumru'nun şu an içinden. Adana'ya gidek mi okuyarak bunlara yürüdüğüne yemin edebilirdim. Ama işte hanımefendi gibi görünmek zorunda ya. Hemen bir yontuyor kendini. Hey ya kardeş, gel gidek diye kulağına fısıldadığımda iyice açılmış gözleri beni bulmuştu. Lan nereden bildin diye sorduğunda kahkaha attım. Şarkının sözlerinin devamını söylemiştim. Tahminim doğruymuş ki küçük hanımefendi de böyle tepki vermişti. Kumru ağzını kapa ağzını. Caner çakacak birini şimdi. Dediğinde göz ucuyla abime baktım. Kaşları çatılmış bakışlarıyla adeta beni evire çevire dövüyordu. Kahkahamı hızla durdurup gülümsemiştim. Nicholas gülümseyip Kumru'yu Akın'a gösterdi. Sen de Kumru'nun abisi misin? Kumru bozulsa da belli etmeyip Akın'ın vereceği cevabı beklemeye başladı. Akın boğazını temizleyip elini Kumru'nun omzuna attı. Arkadaşımın heyecandan yanakları kızarırken başını aşağı eğmişti. Abisi sayılırım, Kumru Çınar'ın ikizi deyince Akın'a kafa atmak istesem de kendimi durdurmuştum. Kumru onun kolunun altından çıkıp benim koluma girdi. Gidelim dediğinde duraksamadan birlikte bizim eve girmiştik. Obusu soyulurum diye Akın'ı taklit etti. Sen kimsin ve benim abim olacaksın? Angut. Çorapla ıslak terliğe bas inşallah. Serçe parmağın sehpanın kenarına çarpsın. Duştayken sularınız kesilsin. Sıcak çay içip dilini yakıp günlerce yemek tadı alma. Annene de yemek bırakmayıp tatile gitsin. Kulaklığın bozulsun. Cep telefonunu şarja takmayı unuttuğun sabahlara uyan deyip derin bir nefes aldı. Amin. Oo, son ikisi bayağı ağır oldu dedim elimle dudaklarımı kapatırken. Öyle mi diye sorduğunda başımla onayladım. Beter olsun inşallah dedi. Beyin özürlüsü muşmula suratlı. Kumru, kim bu güzel cümlelerin sahibi yavrum diye soran annem ile ikimiz de irkilip yüzümüzü ona çevirdik. Pardon onlara. Çünkü Sibel Hanım da annemin yanında durmuş ağzı açık şekilde bizi izliyordu. Yok bir şey Narin teyze. Sokakta bir köpek var da o sinirlerimi bozdu sabah sabah dediğinde köpek sözüne sert bir vurgu yapmıştı. Gülmemek için dudaklarımı birbirine bastırırken Sibel Hanım şoktaydı. Tabii kadın Amerika'da böyle tipleri nereden bulacaktı? Kurban olduğum memleketim her türlü değişik yetiştiriyordu maşallah. Tamam kızım boş ver sen şimdi köpeği falan. Gel yeni komşumuza tanış deyip eliyle bizi girişinde durduğumuz salona çağırdı. Uslu bir çocuk gibi gidip karşılarındaki koltuğa oturduk. Sibel, bu tüyünün kızı Kumru. Biraz önce bahsetmiştim ya deyip Kumru'yu gösterdiğinde Kumru gülümsedi. Gayet sakin şekilde hoş geldiniz dedi. Sanki az önce Akın abi için beddualar sıralayan kendisi değildi. Hoş buldum canım dedi Sibel Hanım. Sonra yüzünü anneme çevirip elini annemin dizine koydu. Maşallah çok güzeller Narinciğim. Annem de bize bakıp gülümseyerek başını salladı. Daha geçen gün annemin otura otura patates püresine benziyorsun demesi aklıma geldiğinde başımı iki yana salarak muhteşem anılarımı yok ettim. Aa dedim birden ayağa kalkarken. Ne oldu kızım diye annem sordu. Çağla ablaya gidecektim ben pasta için dedim ve annemler ile vedalaşıp Kumru'yu çekiştirdiğim gibi evden çıkardım. Al götür senin olsun diyen Kumru'ya anlamsızca baktığımda devam etti. Kolumu diyorum kopardın ya götür senin olsun. Ne yapayım senin kolunu be? Bilmem pek sevmiş gibi görünüyorsun. Geri zekalı. Kız sen yine aynayla mı konuşuyorsun? Şimdi sen benim tokatımla çok güzel konuşacaksın ama. Daha fazla konuşmadan mahallenin sonundaki Necla ablanın kuaförüne gelmiştik. Çağla Necla ablanın kızıydı. İkisi birlikte çalışıyordular. Kapıyı açıp içeri girdik. Merhabalar Leylak Mahallesi'nin görüp göreceği en muhteşem kuaförler dedim.
Oy, kurban olurum ben sana dedi Necla abla bir kadının saçını tararken. Dur kız, öpeceğim ben bunu deyip elindeki tarağı müşterinin eline tutuşturdu. Koşarak yanıma gelip yanaklarımı öptü. Sonra ise kumruyu damgaladı. Hoş geldiniz güzellerim diyen Çağla ablaya öpücük atıp koltuğa birlikte oturduk. Saç mı yaptırmak istiyorsunuz kuzum diye soran Necla abla ile cıkladım. Pasta süslemesini nasıl istiyorsun diye sormaya gelmiştik dediğimde Çağla ablanın gözleri ışıldamıştı. Hevesle bana dönüp anlatıyorum not al canım dedi. İşte o an sonumun hiç iyi olmayacağını anlamıştım. Bir kadın hevesle bir şey istediğinde aslında bir şey değil, bin şey isterdi. Acaba gidip annemi geri gönderseydim? İyi de o şimdi Sibel abadan ayrılmazdı ki. Söyle gelsin dedim masanın üzerindeki kalem kağıdı alırken. Şimdi nehirciğim, üç katlı olsun ama katlar çok yüksek olmasın. Her katta ayrı bir dekor istiyorum. Birinci katta noktalar, ikinci de danteller gibi detay. Üçüncü de minik minik kalpler. Katlar arasında inciye benzer süsler olsun. Bir de her katın üzerinde bu kalp gibi çikolatalar olur ya. Hah işte onlardan istiyorum dedi ve derin bir nefes aldı. Hah sözünü de mi yazdın diye Kumru şaşkınlıkla kulağıma fısıldadığında ne bileyim kızım kadın taramalı tüfek gibi saydırıyor. Benim artık kelimelerin hangi anlam yüklü olduklarını anlamakta zorlanıyor. Sonradan bu yazdığımı okursam çok değişik şeyler çıkacağına yemin edebilirim dedim. Sonra canım ikinci katın kenarlarına C ve Ç harflerinden yazarsın kalbin içinde. Böyle minnoş bir görüntü olsun. Minnoş? Hı. Tamam yaparım dedim nasıl yapacağımı düşünürken. Bir de en sonunda üstte küçük bir kurdele istiyorum. Pastanın alt kısmında da isimlerimiz yazsın dediğinde parmağımı yazmaktan uyuşmuştu. Maşallah Çağla abla ne kadar dekor bildiysen hepsini söyledin diyen Kumru bana acıyarak bakıyordu. Çağla abla gülüp göz kırptı. Yapabilir misin Nehirciğim diye bana bakıp umutla sordu. Yaparım dediğimde heyecanla ellerini çırpmıştı. Kız salak salak hareketler yapma. Necla abla homurdanıp elindeki tarakla Çağla ablanın başına vurdu. Gülüp onlarla vedalaştık ve kuaförden çıktık. Bu ne ya diye Kumru yazdıklarımı okuyup kahkaha attı. Kraliyet düğünü mü yapıyor bunlar? Ne bileyim Kumru. Bir kere evleniyor işte. İstediği gibi olsun. Kumru bana hava hoş yapan sensin deyip omuz silkti. Bizim evin önüne geldiğimizde Kumru evine gitti. Ben de içeri girdiğimde annem mutfaktan bağırmıştı. Nehir sen mi geldin annem? Evet deyip salona girdim. Kendimi koltuğa atıp arka cebime sıkıştırdığım telefonumu çıkarıp dizime kaldığım yerden devam etmeye başladım. Bir kere de ben demeden kalkıp bir işin ucundan tut diye söylenerek salona giren anneme kısa bir bakış atıp tekrar dizime geri döndüm. Annem yere düşen yastığı alıp üstüme attığında telefonum burnumun üzerine düşmüştü. Acıyla inleyip telefonu yüzümden çektim. Anne ne yapıyorsun ya? Elinin körünü yapıyorum diye bağırdı. Kalk yardım et bana. Neye yardım edeyim ya? Misafir gelecek akşama, yemek yapmama yardım et dediğinde oflayarak uzandığım koltuktan kalkıp yastığı yerine bıraktım. Kim geliyor ki? Yeni komşularımız. Bir bunlar eksikti. Düzgün sar kızım şunu. Annem eline aldığı tahta kaşığı masaya vurup söylendi. Hayır anlamıyorum. Sardı mı muhteşem sarmaların nesini beğenmiyordu? Anne gözünü seveyim. Daha nasıl düzgün sarayım ben? Ketler getirip de ölçeyim mi? Elimi alıp yaprağı doğrama tahtasının üzerine serip dedim. Nehir, geometri dersinde değiliz. Ne cetveli? Çok sık sarıyorsun sen. İçindeki pirinç şişince yaprak yırtılacak dediğinde sardım yapraklara bakıp dudak büzdüm. Pipetle şey etsek mi? Ne etsek? Ne edeceğiz anne? İçine hava üflesek mi? Annem elindeki yaprağı önüne bırakıp iki elini havaya kaldırdı. Gözlerini yukarı diktiğinde ben de yüzümü çevirip annem gibi tavana bakmaya başladım. Yüce Rabbim, beni böyle üstün zekalı bir evlatla imtihanı çektiğin için çok teşekkür ederim. Sayesinde sen zaten kızınla gereken cezanı çekiyorsun başlığı altında birçok günahım siliniyor dedi. Sanırım annem bana laf sokmuştu. Oysa ki gayet iyi gidiyorduk. Aslına bakarsak üstün zekalı kısmında bir işkillenmiştim ama annemdir dedim konduramadım. Nereden bileydim yüzyılın ihanetiyle karşılaşacağımı?
Size yaran olmuyor yemin ederim. Herkes bir laf sokma peşinde diye sinirle söylendim. Sıradaki yaprakları daha büyük sarmaya başladım. Nehir! Diye birden bağıran annemle irkilmiştim. Ne? Kafam girer onun içine. Vur deyince öldürüyorsun sen de. Kadın bu sefer de büyük sarmama takılmıştı. Bu kadar titiz çalışmasının tek bir nedeni vardı. O da yeni komşularına güzel yemek yaptığını göstermek istemesiydi. Anne, ben başka bir iş yapsam diye kedi gibi olduğumu hayal ettiğim şekilde bakıp gözlerimi kırpıştırdım. Annem gözlerini bana çevirip bıkkınlıkla nefes alıp verdi. Ben senin karın ağrını biliyorum. Başka iş kalmadı zaten. Kalk git nereye gideceksen dediğinde ışık hızıyla oturduğum sandalyeden kalkıp mutfaktan çıktım. Ellerimi yıkamak için lavaboya koşarken salondan çıkmakta olan abime kafa atmıştım. Abim, küş, boynuzun olsa midem delinmişti diye anlamı meçhul saçma sapan bir cümle kurdu. Üf, çekil ya, annem yaptıracak yeni bir iş bulmadan evden tüymem lazım deyip onu ittirmeye çalıştığımda tişörtümün ense kısmından tutup beni kendisine çevirdi. Üf mü? Sana benimle böyle konuşma demedim mi ben? İş buldum ben sana. Yürü odamı topla dedi. Abim onu geçiştirmemi veya kendisine karşı alaylı tavır takınmamı sevmezdi. Uzun süre sürekli benden saygı beklemişti ama sonunda o da böyle bir şeyin bizim gen yapımıza ters olduğunu anlayıp inadından vazgeçmişti. Kirli ellerimi karnına yapıştırdığımda ensemi bırakıp şaşkınlıkla tişörtüne baktı. Lan! Diye bağırdığında ben kendimi çoktan lavaboya atmıştım. Seni kokuşmuş odanı toplamayacağım abicim dedim içeri doğru bağırarak. Sen bugün oradan çıkma güzelim. Can sağlığın için çıkma. Sinirini bastırmak istercesine her kelimesini teker teker söylediği cümle karşısında sadece gülmekle yetindim. Bütün gün tuvaletin önünde bekleyecek değildi ya. Ellerimi yıkayıp kuruladıktan sonra dağılan topuzumu açıp saçlarımı salaş balık sırtı ördüm. Abim çekiştirirken şortumdan çıkan tişörtümün önünü yeniden içeri tıktım. Elim kapı kulpuna gitmişti ki içeriden annemin sesini duymamla olduğum yerde kaldım. Caner, orada niye oturuyorsun oğlum? Banyoya çirkin bir sıçan girmiş de çıkmasını bekliyorum. Yakalayıp başını ezeyim diye. Abimin sesi tam kapının yanından gelmişti. Nehir mi içeride? Bak nasıl da biliyor kendi kızını diye abim annemi cevapladı. Allah'ım neden sürekli birinden kaçıp saklanmak zorunda kalıyordum? Neden yani neden? Azıcık sakin bir insan olsam, şu dilim azıcık uslu dursa, dünyam dağılır sanki. Güneş trip atıp doğmaktan vaz mı geçer? Okyanuslar mı kurur? Altına yastık koy annem, kapının altından esiyor diye oğluna taktik veren anneme de ayrı bir hayret ediyordum doğrusu. Hava 38 derece be kadın, sen hangi esmeden bahsediyorsun? Buradan esse esse sıcak hava kütleleri eser çok sevgili oğlunu bir taraflarına diye sinirle homurdandım. Yine ve yine dilimi tutamamıştım. Tuvalette mahsur kalmışken bile insanlara laf atmakla meşguldüm. Allah da belamı böyle veriyordu işte. Sürekli birilerinden kaçmak zorunda kalıyordum. Boş versen onu anne, gebermek üzere olan sıçanın son ciyaklamaları bunlar. Birazdan sesi kesilir. Suikast mı planladınız lan bana diye aklıma gelen korkunç fikirle birden bağırdım. Abim kapıya vurup kime lan diyorsun lan sen, dilini koparacağım senin diye bağırdı. Lan deme lan babam kızıyor dediğimde kendini tutamayıp gülmüştü. Milletin kardeşi hanım hanımcık kız olup abileriyle sürekli sevecen davranırken benimki ne kadar gerizekalıca şey varsa üzerinde deniyor yemin ederim. İnsan ister istemez özeniyor dediğinde kaşlarım çatıldı. Annem çoktan gitmiş olmalı ki sesi çıkmıyordu. Abim belki de annemden, babamdan daha çok seviyorum. O da beni öyle seviyor biliyorum. Ama böyle şeyler söylendiğinde sinirleniyordum. Beni kimseyle kıyaslamasına veya benim yerime başkasının kardeşlerine özenmesine dayanamıyordum. Sanki o kızlar da bunu anlayacak da gelip abim benden çalacaklarmış gibi çocukça ve saçma bir düşünceye sahiptim. Abimi kimseyle paylaşamamak benim suçum değildi. Allah beni kıskanç yaratmış. Ben ne yapayım? Git o zaman o kızların abisi ol diye homurdanıp indirdiğim klozet kapağının üzerine oturdum. Gitsem ağlarsın dedi keyifle. Umurumda değilsin. Kollarımı dizlerime dolayıp başımı üzerine koyduğumda
Bu dramatik oturuşum 3 saniyeden fazla çekmemişti. Çünkü hava yok arkadaş, insan anında terliyor. En iyisi kışın yapayım ben bunu. Duyda inanma deyip güldüğünde cevap vermedim. Birkaç dakikalığına konuşmama kararı almıştım. Çünkü daha fazlasını bünyem kaldırmazdı. Şşt dedi bu sefer. Yine cevap vermediğimde kapıyı tıklattı. Küstün mü? Nehir. Ne yapayım sevecen kardeşi? Ben yılanı seviyorum diye kendimce düzeltme yaptığında gözlerimi devirdim. Kendimi durduramayıp ama ben öküz sevmiyorum dedim. Tuvalette oturmaktan sıkılınca ne olacaksa olsun deyip kapıyı açtım. Caner omzunu kapı pervazına yaslamış, kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Üzerindeki tişörtü değiştirmişti. Duruşunu bozmadan keyifle bana baktığında ben ona kaşlarımı çatarak bakıyordum. Bir süre herhangi bir hamle yapmasını bekledim. Ama o öylece bakıyor, bir şey söylememi bekliyordu. Kavga etmeyeceksek gidiyorum dedim ve fırsat bu fırsat deyip yanından geçtim. Ve bum, yakalandım. Tişörtümün ensesinden yakalayıp beni kendine çevirdiğinde gülümsüyordu. Ama bu pis bir gülümseme yerine içten bir gülüştü. Kolunu belime sarıp beni göğsüne çekti. Saçlarıma küçük bir öpücük kondurdu. Anında yelkenleri suya indirmiş aptal aptal gülmeye başlamıştım. Dünyanın bütün kardeşlerini senin saçın teline değişmem aptal dediğinde kollarımı beline doladım. Ayrıca cümlelerin sonunu düzgün şekilde tamamlayamıyorduk. Tabii ki değişmeyeceksin. Başka kardeş kim köpek? Dediğimde kahkaha atmıştı. Odamı temizlesen mi? Hayır. Tamam deyip benden ayrıldı. Bakışları aşağı kaydığında kaşları çatıldı. Misafir gelmeyecek mi? Gelecek dedim. O zaman bu gereksiz üretim olup şort adı verilen bez parçası niye hala üzerinde? Değiştirmen için illa benim mi söylemem gerekiyor? Kapının önünde nöbet tutmasaydın değiştirirdim deyip yanından geçtim. Sen giyince sorun olmuyor da ben giyince neden sorun oluyor anlamıyorum diye sinirle söyleyip merdivenlerden yukarı çıktım. Benim kıllı bacaklarım kimsenin ilgisini çekmiyor da o yüzden hanımefendi dedi arkamdan. Yüzümü buruşturup odama girdim. Şortumu siyah bir kotla değişip tişörtüme dokunmadım. Aşağı sonra inerim deyip telefonumu aldığım gibi dizime devam ettim. Hava iyice kararmaya başlarken annem beni çağırmıştı. Telefonu arka cebime sıkıştırıp merdivenleri indim. Abim salonda ayaklarını sehpanın üzerine uzatıp pes oynuyordu. Kapı çalındığında annem mutfaktan biri kapıyı açsın diye seslendi. Zaten ayakta olduğum için gidip kapıyı açtım. Babam işten gelmişti. Hoş geldin Çimen ailesinin en yakışıklı erkeği deyip babamın yanağını öptüm. Babam gülüp hoş buldum güzel kızım dedi ve elindeki poşetleri bana verip ayakkabılarını çıkardı. Abicim ben buradayım kiminle konuşuyorsun sen diye abim içeriden seslendiğinde babamın tek kaşı kalkmıştı. Elini omzuma atıp benimle birlikte salona girdi. Babamın içeri girmesiyle abim bacaklarını sehpadan indirip oturuşunu düzeltti. Oo paşam bakıyorum da yerimde gözüm var diyen babamla güldüm. Abim omuz silkip kızlar kimi daha çok seviyor tartışmayalım istersen demişti. Gözlerimi devirdim. İyi ki de bir yakışıklığı vardı yoksa bunu kimse almazdı. Dışarıda aslan kesilmek kolay oğlum. Tabii evde de seni bir aslan beklemiyorsa diyen babamla abimle birlikte oo demiştik. Abim yanıma gelip yumruğunu uzattığında ben de yumruğumu uzatıp tokuşturdum. Abim elini uzatıp tahtını sizi bekliyor kralım diye babamın her zaman oturduğu koltuğu gösterdi. O sırada annem mutfaktan çıkmış ve babamla selamlaşıp onun yıkanması için banyoya göndermişti. Babam gibi bir adamla evleneceğim diye hayranlıkla babamın arkasından bakarken abim kafama vurmakta gecikmemişti. Kim demiş ki evleneceksin? Ömür boyu seni mi çekeceğim? Gerekirse evet diyen abime göz devirip anneme yardım etmek için mutfağa girdim. Kapı çaldığında abime seslendim lakin cevap vermemişti. Sanırım odasına çıkmıştı. Sildiğim tabağı masaya bırakıp kapıyı açmak için mutfaktan çıktım. Kapıyı açtığımda önümde gülümseyen Sibel abla, Nicholas ve somurtan bir adet Matthias vardı. Gülümseyip hoş geldiniz dedim. Hoş bulduk canım diye Sibel abla beni cevapladı. Sibeller mi geldi Nehir diye içeriden seslenen annemi onayladığımda koşarak yanıma gelmişti. Gelenleri hemen içeri buyur edip Sibel abla ile birlikte salona geçti.
Nicholas yanından geçmeden önce "Ne haber?" diye sordu. İyi deyip gülümsediğimde başını sallayıp içeri geçmişti. Matthias hala kapının önünde dikilmekteydi. "Bir sorun var?" diye sordum kaşlarımı kaldırıp. Annesini zorla misafirliğe götürdüğü çocuk gibi görünüyordu ve sanırım gerçekten de öyleydi. "Yok," diye sert tonda dediğinde gözlerimi devirdim. "O zaman orada dikilmeyi bırak da içeri geç." Ayakkabılarını çıkarıp içeri girdiğinde birkaç saniye bekleyip arkasından kapıyı kapattım. Eagles'unu dışarıda bırakacak değildim ya. Matthias önde, ben arkada, salona girdiğimizde annemler sohbet ediyordu. Babam da yanlarındaydı. Merdivenlerden gelen ayak seslerinden sonra abim hemen yanımda yerini almıştı. Misafirlerle selamlaştı. Annem bana sofrayı kurmamı söyleyip kendisi muhabbetine kaldığı yerden devam etti. Hava sıcak olduğu için evde oturmak yerine sofrayı arka bahçemizde kurmaya karar vermiştik. Bahçeye çıkıp çardağın kenarlarına astığım küçük ışıklandırmaları ve diğer büyük ışıkları yaktım. Bahçe anında aydınlanırken güzelliği daha çok göz önüne serilmişti. İki uzun ağacın arasında abim benim için kurduğu hamağın üzerinde birkaç kitap kalmıştı. Hamakla karşılıklı çardağın ortasına masa yerleştirmiştik. Kenarlarında ise koltuklar vardı. Her yaz annem abime bunları bahçeye taşıttırır, havalar soğumaya başladığında da geri götürmesini söylerdi. Masanın üzerini silip koltukları düzenli şekilde bıraktım. İçeri girip mutfakta tepsiye tabakları ve çatal kaşıkları koyup tekrar bahçeye çıktım. Getirdiklerimi sırayla dizip diğerlerini getirmek için arkamı dönmüştüm ki gördüğüm şeyle korkup elimdeki tepsiyi yere düşürdüm. Şükür ki yerler çimendi ve tepsi çok ses yapmamıştı. "Sen burada ne yapıyorsun?" dedim sinirle, hamamda oturup kitaplarımı karıştıran Matthias'a. "Mart menekşeleri," dedi elindeki kitabın etrafını inceleyip. "Fena kitap değildi. Beni duyuyor musun?" "Maalesef ki evet," deyip kitaptaki gözlerini bana çevirdi. Gözlerimi devirdim. "Ne işin var burada? Yasak bölge mi?" "Şu an olduğun kısım evet, yasak bölge. Ayrıca kitaplarıma dokunma," deyip yanına gittiğim gibi elindeki kitabımı aldım. Aslında normalde olsa bu kadar sert çıkışmazdım ama Matthias'ın tanıştığımızdan beri yüzünde olan gıcık ve kendini beğenmiş ifade sinirlerimi bozuyordu. Ayrıca ben ne kadar muhatap olmuşsak her zaman normal davranmıştım. O ise aksine atarlı tavır takınmaktan zevk alıyordu. "Atarlı modunda mısın şu an?" "Sen genelde o moddasın," deyip gözlerimi devirdim. "Şakacı kız," dedi ve sırıttı. "Şeytan diyor, al tepsiyi geçir ağzının ortasına, şaftı kaysın." "Seninle uğraşmayacağım." Arkamı dönüp içeri girdiğimde kapı tekrar çalınmıştı. Gidip kapıyı açtım. Çınar elindeki baklava tepsisiyle kapıda bekliyordu. "Aşkım," deyip kalp fışkıran gözlerimle baklavalara bakarken Çınar kahkaha atmıştı. "Ne haber?" dediğinde gözlerim ona çevirmeden "İyi," dedim sondaki iyi harfini uzatarak. "Bunları bana mı getirdin? Doğruyu söyle." Aslında Bahadır amca arayıp unuttuğunu ve gidip dükkandan almamı istemişti. "O yüzden getirdim," dedi. "Yani benim için," deyip 32 diş sırıttığımda kaşlarını kaldırıp indirdi. "Misafirleriniz için güzelim, tüm tepsiyi önüne koyup yiyemezsin," dediğinde beni bu kadar iyi tanıyan arkadaşıma üzüntüyle baktım. "Bir tane alsam mı?" "Tamam, hadi al bir tane," deyip gülümsediğinde yediğim baklavadan kocaman bir ısırık aldım. Şerbet ağzına dağılırken "çok güzel," dedim. Geri kalan parçayı da diğer aç insan olan Çınar'ın ağzına tıktım. Tepsiyi elinden alıp "eve geçsene," dediğimde ağzına baklava çiğnemekte olduğu için başını iki yana salladı. "Onunla mı öldü böklüyor?" dedi. "Anlamadım ama her neyse, gelmiyorsun yani içeri." Başını salladığında el sallayıp arkasına döndükten hemen sonra arkasından kapıyı kapattım. Arkamı döndüğümde Matthias bahçe kapısının kenarına yaslanmış beni izliyordu. İrkildiğimde bu sefer kucağımdaki baklava tepsisini sıkıca sarmıştım. "Bir bana tavırlısın sanırım," dediğinde gözlerimi kısıp sesinde alay aradım ama ciddi ciddi soruyordu. "Vallahi önce sen başlattın. Oysa ben seninle gayet güzel anlaşırdım," deyip omuz silktiğimde bana "cidden mi?" der gibi baktı. "Bunu ilk karşılaşmamızda gavur mu lan bunlar?" diyen kız mı söylüyor? "Ne var? Gavur değil misiniz? Yalan mı söyledim?"
Matias tam bir şey söylemek için ağzını açmıştı ki annem salondan çıkıp yanımıza geldi. Çınar oğlum mu getirdi bunları diye sorduğunda başımla onaylamam ve annemin tepsiyi elinden çekip alması bir olmuştu. Tabii kadın biliyor kızın ne tür bir baklava aşığı olduğunu. Annem peşinden mutfağa girip gösterdiği diğer şeyleri de alıp salona çıktım. Matias gelip abisinin sonunda otursa da gözleri benim üzerimdeydi. Rahatsızca kıpırdanıp beklemeden salondan çıktım. Sofra tamamen hazır olduğunda herkes arka bahçeye çıkıp masanın etrafına oturdu. Annemler için keyifli, benim içinse sıkıcılıkla sınır tanımayan akşam yemeğinden sonra evlerine gitmiştiler. Annemi mutfağa toplamakta yardım ettikten sonra yukarı odama çıktım. Birkaç dakika sonra odamın kapısı çalındığında başımı yastıktan kaldırıp gel diye seslendim. Abim elindeki laptopuyla kapımın önünde dikiliyordu. Film izleyelim mi abicim diye sormuştu. İzleyelim dedim. Mısır da patlatalım ama. Olur diye beni onayladığında yerimden kalkıp odamdan çıktım. Ben mısır patlatmak için mutfağa inerken abim kol almak için bakkala gitmişti. Annemle babam salonda oturup televizyon, çay içerek sohbet ediyorlardı. Anne ben mısır patlatıyorum dedi. Davlumbazı çalıştırmayı unutma. Yaktığım ocağın üzerine tencere koyup biraz ısınmasını bekledim. Ardından yağı, tuzu ve mısırları ekleyip tencerenin kapağını örterek patlamaya bıraktım. Bu sırada bardakları ve mısırı dökeceğim kabı çıkarmıştım. Genelde annemlerin ne konuştuğuyla pek ilgilenmem ama bu seferki konu ilgimi çekmişti. Çünkü Sibel ablan neden buraya taşındığından bahsediyordu. Babam, Chris ölmüş mü diye şaşkınlıkla sorduğunda isminin yabancı olması ilgimi çekmişti. Kapı kenarına yaklaşıp konuştuklarını dinlemeye başladım. Evet canım, Matias 15 yaşındayken araba kazası geçirmişler. Chris de o kazada hayatını kaybetmiş dediğinde Chris denilen adamın Matias ve Nicholas'ın babası olduğunu anlamıştım. Bunca yıldan sonra neden dönme kararı almışlar ki? Matias'ın okulunun bitmesini beklemişler. İki oğlu da mezun olunca, kocası da yanında olmayınca geri dönmek istemiş. En azından bundan sonra kendi toprağımda yaşayayım demiş. O yüzden gelmiş. Çocukları da annelerini yalnız bırakmamış işte diye annem babamı cevapladı. Anladım. O zamanlar Chris'le birbirimize çok yardım etmişliğimiz var. Sen her türlü destek ol hanım. Kendilerini yalnız hissetmesinler diyen babamla gülümsedim. Gidip yanaklarından öpesim vardı da annemin çemkirmelerini dinlememek için bu isteğimden vazgeçtim. Tabii ki destek olacağım. Sibel benim eski arkadaşım dedi annem. Kapı sesi duyulduğunda annemler sohbetlerini kesmişti. Ben de hazırlanmış mısırları kaba döküp bardakları da alarak elindeki kola şişesiyle beni bekleyen abimin yanına gittim. Birlikte merdivenleri çıkarken annemin bağırışı tüm evi sarmıştı. Kız ben sana davlumbazı çalıştır dememiş miydim? Unuttum dedim ve koşarak yukarı çıktım. Onu çalıştırsam sizi nasıl dinleyecektim anneciğim diyemedim tabii. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.